Davulcuk. İnşallah bu sefer düşmez. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Warehouse Simulator oynuyoruz, biliyorsunuz. Lojistik oyunu bir. Daha önce işte şuraya kamyonlar falan geliyordu. Ben şu forkliftle kamyonlara yük veriyordum. Onlar dağıtıma geliyorlardı. Bugün bunu yine bu forkliftle ben bu pick-up'ımıza yükler yükleyeceğiz. Dağıtıma başkaları değil de biz kendimiz çıkacağız. Şöyle oyunu başlatalım arkadaşlar. G diyelim. Videomuzu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyen arkadaşlarımız var. Onlar da niye beğenmiyor söylerlerse mutlu olurum. Çünkü dislike'lar geliyor. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Kamera açısını değiştirelim. Az daha gidelim şöyle de. İlk oynadığınızda oyun ister istemez bunaltıcı gelebiliyor arkadaşlar. Ama alışınca oyunun zevkli olduğunu anlıyorsunuz. Benim şu an oyunla ilgili tek sıkıntım kamera açısı tam ayarlanamıyor böyle. Yani standartların dışında var. Ayarlarını yapmaya çalıştım ama bulamadım. Gördüğünüz gibi bakın ön kısma geçmek istiyorum. 360 derece kamera yok. Ya böyle tam randımanlı çalışmıyor. Şöyle harfleri daha kaldıralım. Şimdilik kurtarır. Kamera açısı insanı yanıltıyor. Artı dönerken de ani reflekslerle dönüyor korkusunuz. Şöyle şu tuşuyla yükümüzü indirelim. Yok tam inmedi. Şu an indirelim. Evet şu an indirdik. Tamam. Anam arabayı çalıştırıp bıraktım. Motoru durduralım şöyle. Ne yani olmadı. Bak görüyor musun kendi kendine gidiyor. Ha, bunu kapatamaz mıyız? Tamam kendisi otomatik kapandı. Evet arabamızı şimdi yavaşça aheste sürelim. Hızlı sürmeyeceğim çünkü yolları bilmiyorum. Bu oyunun dış kısmını hiç bilmiyorum. Daha ilk defa oynuyorum. Bakalım direksiyon kısmına geçiş var mı? Güzel varmış. Oo, bizim panik tabi yapıyormuş. Şu an 3. leveldeyiz. 2358 dolarımız var. Çok güzel. Kornamız çalışıyor mu? Çalışıyor. Oyun güzelmiş ama sadece sürüş konusunda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bunu kullanmak çok zor değil. Forklifti kullanmak daha zordu. Yani forklifte bir sıkıntı var. Yani biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bence. Çünkü benzer forklift oyunlarında oynadık. Ya bu kadar zor değil. Bu biraz fazla zorluyor. Sinyal verebiliyor muyuz? Anam. Geçtik fazla geçtik. Yükü nereye bırakıyoruz? Petrole mi yoksa? Sanki yükü petrole bırakacağız. Girelim bakalım. Aynen. Bu göndermiş olduğumuz ürünler ne acaba? Güzel. Bu bölümü bitirdik. Şimdi ne yapalım? Bir bölüm daha alalım. Onu da yapalım arkadaşlar. Evet, bir iş daha aldık. Evet, şimdi ikinci görevimizi aldık arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Fıçı taşıyoruz. Valili taşıyoruz. Ne dersiniz artık. Şimdi şöyle arabamızı çalıştıralım. Bakalım bunları nereye taşıyacağız.
Anam nereye döndük, yanlış oldu. Oğlum kapı mı açıldı? Güzel, sonuçta üç damızı yerleştirdik. Şöyle kurtarırsak arabadan da. Tamam. G'ye basalım, motorumuzu durdurup hemen pick-up'ımıza gidelim. Evet, pick-up'ımıza geçtik. Ne tarafa götürürüz? Yine sağ tarafa mı götürürüz? Aynen. Hadi bakalım gençler. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Ulan araba, fotoğraf çekileceğiz. Niye vuruyorsun? Aynen, şöyle bir fotoğrafını çekelim. Araba vites istiyor. Ha, vites attı. Yalnız arabamız iyi gidiyor gençler. Bana mısın demiyor. Eski kaplardan olabilir ama hem tasarruflu hem gidişatı iyi. Arkada yüklerimiz duruyor ama kaza yapmayalım. Oyunu oynadıkça sevmeye başladım ya. Yani dışarı grevlerinin olması da ekstra bir iyi olmuş. Artı katmış kendisine. Bazen hata verebiliyor. Yani hata vermediyse ne olur. Bundan önceki kayıtta mesela tavuk taşıyorum. Tavuktayken arabaya bindim, görevi yüklemedi. Yani görevin nereye gideceğimizi söyleyemedi. Hata verdi. Birden niye çıkıyorsun ya? Yol hakkı benim be. Evet, bunu da buraya park ettik. Güzel. Evet, şimdi iki oyunumuzu yapmış olduk. Evet, şimdi ne yaptık arkadaşlar? İki tane ürün teslim ettik. Bu gibi iki tane yeteceğini düşünüyorum. Hatırlıyorsanız daha önce buradan ürünler temin etmiştik. Forklifimiz buradaydı. İşte şuraya kamyon falan yanaşmıştı. Bakın yine kamyon falan yanaşmış. Şu karşıda da vardı, şurada da vardı. Aynen, üç tane burada var, bir tane orada var. Ürünler gelmiş. Duruma göre bir sonraki videoda da onları çekeceğim arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorsunuz? Takipte kalıyorsunuz. Like atıp yorum yapıyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buna ve bu ve buna benzeri videoların da seri halde gelmesini istiyorsan arkadaşlar, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.